Real TV Amerika'dan haber verir. Amerika Hava Kuvvetleri Suriye'nin doğusunda Irak sınırı yakınlarına bir hava operasyonu düzenledi. Operasyonda İran'ın desteklediği en az 5 militanın ise öldüğü belirtiliyor. İşte bu hava saldırısı Joe Biden'ın Amerika Başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana bölgeye yapılan ilk operasyon oldu diyebiliriz. Konuyla ilgili merkezi İngiltere'de olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından da bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada ise Amerika savaş uçaklarının saldırısında İran'ın desteklediği Iraklı en az 5 militanın öldüğü ve bazı militanların ise yaralandığı belirtildi. Suriye içindeki kendi haber ağlarından gelen bilgileri paylaşan kuruluş şunu da söyledi. Saldırıda askeri hedeflerin vurulduğuna da vurgu yaptı diyebiliriz. Diğer bir yandan Suriye Devlet Haber Ajansı da bir açıklama yaptı. Sana'da hava operasyonunu doğruladı ve saldırıda bir çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi. 3 kişinin de yaralandığını paylaştı. Tabii bunun üzerine Amerika Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi saldırıya yönelik. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise hava operasyonunda Suriye ve Irak'ta yer alan iki farklı hedefin vurulduğu ve vurulan hedeflerin operasyon merkezi ve silah deposu olarak kullanıldıklarının tespit edildiği kaydedildi. Ardından Pentagon tarafından bir açıklama yapıldı ve vurulan hedeflerin Katip Hizbullah ve Katip Seyit El-Şüeda olarak bilinen silahlı gruplar tarafından kullanılan tesisler olduğu bilgisi paylaşıldı. Tabii bunun ardından Pentagon sözcüsü John Kirby de bir açıklama yaptı. John Kirby'nin açıklamasında da şöyle dedi Kirby, bu tesisler İran'ın desteklediği militanlar tarafından silahlı insansız hava araçlarıyla Irak'taki Amerika güçleri ve tesislerini hedef alan yerlerdi şeklinde konuştu. Öte yandan Amerika'nın Irak-Suriye sınırına düzenlediği hava operasyonuna Irak hükümeti de tepki gösterdi ve bunun egemenlik ihlali olduğunu dile getirdi. Irak Başbakanlık Sözcüsü tarafından bir açıklama yapıldı ve yapılan açıklamada da saldırının tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olduğu ve Irak'ın egemenliği ve güvenliğinin ihlal edilmesi anlamına geldiği vurgulandı. Tabii baktığımızda son dönemde Irak'taki Amerika güçlerine yönelik yapılan saldırılarla ilgili olarak Washington yönetimi İran bağlantılı Iraklı militanları suçluyorlar. Bakalım herhangi bir misilleme gelecek mi bu yaşananların ardından? Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.